Çanakkale'de her kesimden insanı mağdur eden ulaşım sorunu artan nüfus yoğunluğuyla daha da ağırlaşıyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda bekleyen vatandaşlar, sürekli dolu geçen otobüslerden ve yoğunluğun oluştuğu saatlerde seferlerin azlığından dert yanıyor. Ton TV olarak sokağa çıkarak Çanakkale halkının nabzını tuttuk. Vatandaşa şehir içi ulaşımı konusunda düşündüklerini sorduk. İşte vatandaşın cevabı. Ulaşım gerçekten çok kötü. Ben bir öğrenciyim burada. 4. sınıfım. Yaklaşık 3,5 senedir buradayım. Örnek veriyorum. Benim evim Esenler tarafında. Okula gideceğim. Yaklaşık 20 dakika sürmesi gereken 45 dakika sürüyor. 1 saat sürüyor. Otobüsler full dolu geliyor bazen. Yani öğrenciler için çok kötü. Özellikle güzel yalı otobüsleri çok az. Zaten geliyor hep dolu. Yani yenilemişler bazılarını ama bilmiyorum. Kötü yani, iyi değil, beğenmiyorum. Kolaylıkta gez ama şoförler bazen 5 para etmiyor. Kimisi almadan geçiyor. Ben burada gördüm. Ben İstanbul'da oturduğum için ben orada o kadar kalabalıkta öyle problem yaşamadık. Almadan geçiveriyor yolcuları. Yani Troy Caddesi'nde daha çok. Çanakkale'de ulaşımı güzel bulmuyorum ben açıkçası. Otobüs sayısı ya yetersiz ya da nüfus çok fazla yani. Öğrenciler geldiği zaman üniversiteye ulaşırken zorluk yaşıyoruz. Onun dışında beğenmiyorum yani ulaşımı. Katılıyorum ben de. Yani ya arttırılmalı ya arttırılmalı yani. Çünkü sadece otobüs olduğu için, başka bir ulaşım aracı olmadığı için sadece otobüsü kullanmak zorundayız ama bunu arttırmıyorlar da. İnsanlara daha fazla sanki bu sene bu şehirde. Vallahi çok geç geliyor, bekliyoruz. Kaç dakikadır bekliyorsunuz? Ben 15 dakikadır falan bekliyorum da normalde burası çok kalabalık oluyor. Hastaneye ulaşım konusu kolay mı? Hayır. Kolay ulaşabiliyor musunuz? Yok, çok geç geliyor otobüsler. Bir türlü gelmek bilmeyen otobüsler, Çanakkale'de işten eve, evden işe veya okula, hastaneye gitmek isteyenleri isyan ettiriyor. Sosyal demokrat bir belediyenin halkın yaşamını kolaylaştırması gerekirken vatandaşları maddi manevi zora sokması tepki çekiyor. Bir de şoförlerden hiç memnun değiliz. Biraz ani fren yapıyorlar, yolcular ayakta. Herkes birbirinin üstüne geliyor yani. Çok ani fren yapıyorlar, bir de azarlıyorlar. Halkı azarlıyorlar yani. Bayanlar çok iyi. Bayan şoförlerimiz çok çok iyi. Kibar davranıyorlar. Yalnız ötekilerden hiç memnun değiliz. Onu söyleyeyim yani. Kaç dakikadır bekliyorsunuz? Valla 15 dakika oldu. Nereye gidiyorsunuz? Esenlere. Yani, doğru dürüst yani şeyleri hiç belli değil saatleri. Devlet hastanesine ulaşabiliyor musunuz? O da aynı. O da yarım saatte bir, bir saatte bir geliyor. TC3 gidiyor oraya. Hani onu da pek şeyle bulmuyoruz. Ulaşımlarımız çok zor. Sabah 8:30 arabasına yetiştik. Yetişemedik. Ondan sonra bir daha bekliyoruz. Ben de Güzelya tarafından geliyorum. İki aktarmada geliyorum. Yani çok zorlanıyoruz. Ben fizik tedavi görüyorum. Şimdi buradan otobüs bekliyoruz. Direkt yok. 17'nin oraya, buradan oraya gidiyorum. Oradan tekrar Güzelya'yı bekliyorum. Hani direkt buraya ulaşım çok zor. Aktarmalı geliyorsunuz. Aktarmalı geliyorum. Peki iki defa mı basıyorsunuz? İki defa. Bazen saatinde yani çok beklemezsem, çabuk gelirse aktarma veriyorum ama her zaman da aktarmayı yapamıyoruz tabii. Genelde olmuyor. Genelde olmuyor, bekliyoruz. Ulaşımlar çok zor. Randevu da hiç alamıyoruz. Yani neredeyse otobüsler 1-1,5 saat arası geliyor. O kadar çok bekliyoruz ki. Yani hastaneye acil bir işimiz olsa kesinlikle gelemeyeceğiz.